Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün 2016 Corolla aracımızın iş mekan detaylarını griye boyayacağız. 1.33 araç olduğu için iç mekanda gri detayları yok. Daha önceden ben vites çerçevesini ve şu bardakların çerçevesini boyamıştım. Bunun videosu vardı kanalımızda. Bunları normal direkt boya vurduğum için zamanla atma yapmaya başladı. Şurada da görüyorsunuz zaten. Şimdi biz buraları tekrar boyayacağız. Astar zımpara yapacağız. Astarımızı, boyamızı, verniğimizi atacağız. O şekilde yapacağız bu sefer. Bunlara ek olarak da şu görmüş olduğunuz kapıdaki normal üst paket, Advance ve Premium paketlerde var sanırım bu. Gri, yani şuradaki teybimizin üstündeki gri detaydan bunlarda da var. O yüzden biz bunları da sökeceğiz. Bunların sökümü de kolay. Sökerken şu şekilde kemik aleti dediğimiz aletlerden kullanacağım ben. Herhangi bir zarar vermiyor plastik aksama. Buraların sökümünü daha önceki videoda eğer izlemeyenler varsa ben tekrardan sağ tarafa o videonun da linkini bırakırım. Kolay zaten. Hepsi de tırnaklı. Kolay çıkan malzemeler. Şu şekilde tek elimle de çıkartabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bunları tekrar zımpara, dediğim gibi zımpara ve astar vernik uygulaması yapacağız ayrıyeten. Önceki videoya ek olarak. Şu bardaklığın sökümü biraz zahmetli. Çünkü çok fazla sayıda tırnak tutuyor bardaklığın çerçevesini. O yüzden biraz zorluyor burası. Evet arkadaşlar, bardaklığımızın etrafını da söktük. Şöyle tırnaklarını görüyorsunuz. Bayağı bir tırnak tutuyor. Yine bunlar da tırnaklarımız tutuyor. Şu şekilde kapının altından attığımız zaman bir iki tırnağı attığı zaman direkt çıkıyor zaten. Sadece ön iki kapımız ve vites çerçevemiz, bardaklık çerçevemiz, bunların boyamasını yapacağız arkadaşlar. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemine başlayacağız. Zımparalarımızı şöyle göstereyim ben. 2 adet zımpara kullanacağız. 280'liği astar atmadan önce, daha sonra astar attıktan sonra da 500'lükle tekrar astar zımpara yapacağız. Ondan sonra işlemimizi, boyama vernik işlemiyle devam edeceğiz. Şimdi ben 280'lik zımparayla parçalarımızı hafifçe zımparlamaya başlayacağım. Aynı yönde zımparlamaya özen gösterin arkadaşlar. Ben şu boyaları biraz alacağım. Rengini düzleyeceğim. Daha sonra astar işlemiyle devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, zımparalama işlemimiz bitti. Zımparamızı suda bekletmeyi söylemeyi unuttum. Sulu bir zımpara yapacaksınız. Zımparalarınız biraz suda bekleyebilir. O yüzden ona dikkat edin. Kapılardaki tutamaklarda arkadaşlar, buraya zımpara yapmayı düşünmüyorum. Çünkü burada kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama şuralarda desenleri var. O yüzden çok fazla bunun şeyini bozmak istemiyorum. Hafif bir astar atıp buna üstüne boya ve vernik atacağım. O yüzden bunu zımparalamaya gerek yok yani. Ben zımparalamayacağım. Eğer sizler zımparalarsanız bilmiyorum. Bunları astarına atabiliriz şimdi arkadaşlar. Astarımız boyacıdan almış olduğumuz plastik astar, gri. Hazır bir astar bu, dolma değil. Herhangi bir boyacıdan alabilirsiniz bunu arkadaşlar. Şimdi astarlama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, astarlama işlemimiz bitti. Şimdi bu astarımızı yaklaşık bir yarım saat kadar kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra şu parçalarımıza yine bir zımpara atacağım. Şunların daha üstünden bilmiyorum, belki geçebilirim. Şimdi yarım saat kuruduktan sonra tekrar boya ve ardından vernik işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi kurumasını bekleyebiliriz. Evet arkadaşlar, astarlarımız kurudu. Biz zımparalamamızı yaptık. 3 parçayla. Diğer parçayı ben boyadım. Boyanın rengine bakmak için. Şu şekilde göstereyim. Parçayı boyadım ve vernikledim. Şu anda verniğini yeni attım. Şimdi diğer kalan parçalarımızı boyayacağız. Önce küçük parçadan başlayarak boyuyorum arkadaşlar. Thank you.
Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Bütün parçalarımızı boyadık. Şimdi bunları bir 10 dakika kadar kurumaya bırakıp çok fazla kurumadan da üstüne verniğimizi atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 10 dakika bir süre geçti. Boyamızı attıktan sonra şimdi verniğimizi atacağız. Bu da hazır bir vernik, akrilik vernik. Boyamız çok kurumadan parlaklığını daha iyi vermesi için hafif bir vernikleme işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, vernikleme işlemimiz de bitti. Şimdi bunu iyice kurumaya bırakıp daha sonra aracımıza montaj aşamasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz bitti. Montaja geldik şimdi. Şu şekilde oturtup üstünden bastığımız zaman tırnakları yerine oturuyor zaten. Şöyle orta vitesimizin çerçevesinde önce körüğün etrafına oturtacağız çerçeveyi. Daha sonra da ön tarafını önce oturtuyoruz. Daha sonra arkadan bastırdığımız zaman direkt oturuyor zaten. Bardaklığımızın çerçevesini de şu şekilde tırnaklarına bastırarak her tarafından oturtuyoruz arkadaşlar. Son olarak da diğer kapımızın parçası var. Onu da yine bastırarak oturtabiliyoruz. Evet arkadaşlar, boyama işlemimiz tamamlandı. Montajımızı yaptık. Videonun sonuna geldik artık. Gayet güzel oldu. Yani şu renk uyumu tabi biraz bizim yaptığımız biraz daha parlak kaldı ama yine de güzel oldu. Yani çok da şey değil o kadar. Şöyle göstereyim. Vernikli olduğu için bizim yaptığımız biraz daha parlak oldu tabi. Videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.